Söz İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler, bugün programımızda sağlıkla ilgili yine önemli bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bugün kan şekeri takibinin, kan şekeri ölçümünün diyabet yönetimindeki yerini konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden eğitim hemşiresi Emel Nur Ulusoy. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Önce Emel Hanım, diyabet dediğimizde aslında tabii toplumda da çok sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Ama kısa bir giriş yapmak açısından diyabetin risk faktörleri, bunlar nelerdir, kimlerde görülür? Yaşa baktığımız zaman son zamanlarda artık diyabetin çok erken yaşlarda da görüldüğünü biliyoruz. Çocuklarda da diyabet görülüyor. Biraz bununla ilgili tabloyu özetleyelim. Türkiye'de ve dünyada nasıl bir süreç işliyor diyabetle ilgili ve diyabet yönetimiyle ilgili? Diyabetin çeşitli tipleri bulunmakta. Buna göre başlangıç yaşı da değişebiliyor tabii ki. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet dediğimiz temelde iki büyük diyabet tipimiz mevcut. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk çağlarında, ergenlik döneminde daha genç yaşlarda görmüş olduğumuz bir diyabet türü. Tip 2 diyabet ise biraz daha yetişkinlerde, ileri yaşlarda gördüğümüz bir diyabet grubu. Ancak son zamanlarda obezitenin artması, yaşam tarzlarının değişmesi, beslenme alışkanlıklarının bozulması ile birlikte tip 2'nin de yaşı yavaş yavaş aşağıya doğru inmekte. Burada etkili olan faktörlerden bir tanesi tip 2 diyabette ailenin genetik yapısı tabii ki önemli. Ailesinde diyabet öyküsü olanlar, obezitesi olanlar, hareketsiz bir yaşam tarzı olanlar, beslenme alışkanlıkları hazır gıdalardan, paketli gıdalardan yana olan kişiler, insülin direnci olan kişiler, doğum ağırlığı yüksek olan kişiler, bunlarda diyabet, tip 2 diyabet riski belirgin haldedir. Görülme sıklığı, görülme yaşı ise kişinin yaşam tarzına göre değişebiliyor. Eğer ki uyumlu bir kişi değilse daha erken yaşlara çekilebiliyor. Yani çok erken dönemlerde 15-20'li yaşlarda bile biz şu anda tip 2 diyabet faktörünü görebiliyoruz hastalarda. Ve çocuklarda da aslında ciddi anlamda bir risk söz konusu olabiliyor değil mi? Paketli gıda tüketimi ya da işte hazır yiyeceklerin artışı. İşte pandemi sürecinde hareketsiz yaşam çocukları da maalesef evde daha fazla zaman geçirmesine sebep oldu. Büyük şehirlerde çok da fazla dışarıda olma imkanları olmadı. Böylelikle diyabet ve işte obezitenin de daha fazla olduğunu, yani metabolik hastalıkların pandemi süresince arttığını da gözlemledik değil mi? Evet, evet. Bunların en başında da diyabet geliyor. Diyabet zaten yalnız bir hastalık değil. Diyabetle beraber diğer metabolik hastalıklar da beraberinde eşlik edebiliyor. Şimdi diyabet dediğimizde tedavi süreçleri açısından nasıl bir takip uygulanmalı? Bunu konuşalım, sizin de uzmanlık alanınız. Diyabette önce tanı konulduğu süreçte nasıl bir ölçüm yapılıyor, nelere dikkat ediliyor, hasta kan tahlili yaptırmadan önce nelere dikkat etmeli, bunlardan başlayalım. Diyabet tedavisinde bizim hasta ile hangi aşamada karşı karşıya geldiğimiz önemli. Erken dönemde tanı aldıysa, hasta bize erken dönemde ulaşmış ise sadece yaşam tarzı değişikliği ile diyabeti yönetebiliyoruz. Yaşam tarzı değişikliği dediğimiz hastanın beslenme ve egzersiz uyumu. Bunların yetersiz geldiği noktada yanına ağızdan alınan tabletler eklenebiliyor. Bunların da yetersiz kaldığı durumlarda insülin tedavisiyle desteklenmesi gerekebiliyor. Bu hastanın diyabetinin yaşına ve yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. Bunların hepsinin temelinde tabii ki hastanın kendi kendine evde yönetimi çok önemli. Evde yönetim dediğimiz zaman da bunun temeli evde kan şekeri ölçümüyle beraber geliyor. Hastaların evde düzenli olarak kan şekeri ölçümü yapmaları diyabet tedavisini de diyabete göre yaşam tarzını da daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor. Peki kan tahlillerinden yapılan değerler tek başına yeterli oluyor mu yoksa ekstra tahliller de yaptırılması gerekiyor mu? Diyabetle ilgili biz kan taramalarında açlık şekeri ve hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık kan şekeri ortalamasını takip ediyoruz. Açlık şekeri sadece bir günlük değeri gösterir bize, hastanın o anki değerini gösterir.
Hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık kan şekeri ortalaması ise hastanın 3 ay boyunca iniş çıkışlı seyretmiş olan tüm kan şekerlerinin ortalamasını gösterir. Dolayısıyla anlık verileri bize göstermeyeceği için yeterli değildir. Tedaviyi desteklemek adına, belirlemek adına evet hemoglobin A1c değeri görülmesi gereken bir değer. Ancak sürdürülebilir tedavinin desteklenmesi için de hastanın evde kan şekeri takibi yapması gerekir. Sadece laboratuvarda yapılan tahliller yeterli olmamakta. Peki evde kan şekeri ölçümünün sıklığı nasıl oluyor ve nasıl yapılıyor bu? Evde kan şekeri ölçümü hastanın ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Açlık şekeri ve tokluk şekeri olmak üzere iki ayrı saatlerde kan şekeri takibi yapıyoruz. Açlık şekeri dediğimiz yemek yemeden önce, herhangi bir diyabetik ajan kullanmadan önce ölçülen şekerdir. Tokluk şekeri ise tip 2 diyabetlerde hastanın yemeğinden 2 saat sonra ölçülen değere biz tokluk şekeri diyoruz. Bu hastanın kullandığı tedaviye göre ve diyabetinin gidişatına göre sıklığı değişebilir. Bazı hastalara günde 2, bazılarına 4, 6, 7, 8, günde 10 defaya kadar ölçüm yaptırdığımız hastalar olabiliyor. Bu tamamen hastanın diyabetinin nasıl seyrettiği ile ilişkili olarak değişir. Yoğun tedavi başlandığında ya da yeni bir tedavi başlandığı durumlarda yakın takip etmek adına daha sık ölçüm yapılması gerekir. Ancak tedavi yoluna girdiğinde, durum stabilleştiği durumda ölçüm sıklığı azaltılabilir. Şimdi değer aralıklarını isterseniz konuşalım. Hani 7-8 kere de yapılabiliyor dedik. O zaman normal değer aralığı nedir? Hastadan hastaya göre değişiyor mu? Normal değer aralığı hastadan hastaya göre değişiyor. Burada hastanın yaşı, diyabet yaşının ne kadar olduğu, hastanın eşlik eden ek hastalıkları, kronik hastalıkları bunlara göre belirleyeceğimiz değerler değişebiliyor. Genel olarak açlık şekerinin 100 ila 120 aralığında olması, ikinci saat tokluk şekerinin 140'ın altında olması bizim için ideal olandır. Ancak hastanın dediğim gibi bireysel özelliklerine göre bu sınır tokluk şekerinde 180'e kadar çekilebiliyor. Ancak her hasta için bireysel olarak belirlenmesi daha uygun olur. Ve evde kan şekeri ölçümünü kendisi de yapabiliyor hasta. Evde kan şekeri ölçümünü kendisi yapabilir. Ne kadar sıklıkla size gelmesi gerekiyor hastaların? Çünkü diyabette şöyle bir şey de tanık oluyoruz. Eğer değerler normal seyrediyorsa bazen rutin kontroller aksatılabiliyor. Burada hani sadece kan şekeri ölçümü hastalığın seyrini takip etmek açısından yeterli mi? Hastalarla görüşme sıklığımız yine onların kan şeker ölçümlerinin seyrine göre değişiyor. Eğer ki her şey yolundaysa, şeker ölçümlerinde bir dalgalanma yok ise 3 ila 6 ay arasında görme sıklığımız değişiyor. Ancak kan şekeri düzensiz giden hastalarda haftalık görüşmeler bile yaptığımız olabiliyor. Hastalarla sürekli iletişim halinde olmak, aksaklığa neden olan durumları belirlemek şeker yönetiminde önemli. Bu süreçte ne kadar sık ölçüm, ne kadar sık görüşme durumun düzelmesi açısından yardımcı oluyor tabii ki. Tabii kan şekeri ölçümünde dikkat edilmesi gereken hususlar da var elbette. Bununla ilgili ne söylersiniz? Kan şekeri ölçümü öncelikle teknik, teorik bilgi olarak doğru bilinmesi gerekir. Çünkü yanlış ölçümler sonuçların da yanlış çıkmasına, cihazın hatalı kullanılması, uygulama tekniğinin yanlış olması sonuçların da yanlış çıkmasına neden olabilir. Sonuçların yanlış çıkması da tedavinin yanlış yönlendirilmesine neden olur. O yüzden biz mutlaka diyabet tanısı almış, şeker ölçümü yapacak hastaların diyabet eğitim hemşiresinden eğitiminin alınmasını istiyoruz. Öncelikle bir cihaz eğitimi veriyoruz hastalara. Kullandıkları cihazın modeline göre bu özellikler değişkenlik gösterebiliyor. Cihazın teknik özelliklerini anlatıyoruz. Sonrasında da uygulama tekniğinde nelere dikkat etmesi gerektiğini ve ölçüm sıklıklarının nasıl olması gerektiğini planlıyoruz. Uygulama tekniğinde nelere dikkat etmeliler? Öncelikle ölçüm yapmadan önce mutlaka ellerinin temiz olması bizim için çok önemli.
Sonuçta girişimsel bir işlem yapıyoruz. Parmak ucunu deliyoruz. Bu nedenle enfeksiyon riski oluşturmamak adına işlem öncesinde mutlaka ellerinin temiz olması gerekir. Bunun su ve sabunla yıkanmış ve kurulanmış olması bizim için uygundur. Su ve sabuna ulaşılmadığı durumlarda ise alkollü petler ile parmak ucu temizlenebilir. Parmak ucunu deldiğimiz iğneleri her seferinde değiştirmemiz gerekir. Bir iğne bir kullanımlıktır. Birden fazla kullanımın hem enfeksiyon oluşumuna neden olabilir hem de hastanın konforu açısından uygun değildir. Birden fazla kullanıldığında parmak uçlarında ağrı oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle parmak delme iğnelerinin tek sefer kullanımı uygundur. Parmağımızı deldiğimiz zaman bir ağrı hissedebilir hastalar. Bunun da konfor bozmaması adına sürekli farklı parmaklardan ölçüm yapılmasını öneriyoruz. Hep aynı parmaktan ölçüm yapılması kişinin hassasiyetini arttırabilir. O nedenle el parmaklarımızın hepsini kullanarak farklı parmaklar tercih edilebilir. Bir parmağı deldiğimiz zaman o parmaktan kan çıkmadığı takdirde parmak zorlanmamalıdır. Parmağı zorladığımız zaman doku arası sıvıyla kanın birbirine karışmasına neden olarak sonucun yanlış çıkması söz konusu olabilir. Bazen parmak ucundan yetersiz örnek kan örneği çıktığında bu sonucun düşükmüş gibi görünmesine neden olabilir. O yüzden yeterli miktarda kan çıktığından emin olmamız gerekir. Hatalı bir ölçümden şüphelendiğimizde ise mutlaka ölçümün tekrarının yapılması gerekir. Örneğin beklemediğiniz bir ölçüm gördünüz. Şekeriniz çok düşük çıktı. Ancak sizde şeker düşüklüğüne dair bir belirti yoksa mutlaka ölçümün tekrar edilmesi gerekir. Ölçüm tekrarı yapılırken de aynı parmaktan ölçüm tekrarı yapılmamalı. Öncelikle sol elden ölçtüyse bir sonraki ölçümünü sağ elinden ölçmesi uygun olacaktır. İki peş peşe yapılmış ölçüm arasında ise %5 oranından daha fazla fark olmamalıdır. %5'ten daha fazla bir fark varsa ya bir glukometre şeker ölçüm cihazında hata vardır diye düşünürüz ya da kişinin ölçümü hatalıdır, tekniğinde problem vardır diye düşünürüz. Peki kan şekeri sonucunu etkileyen faktörler, bunların dışında beslenmeyle ilgili faktörler var mı ya da kişinin kan şekeri ölçümü öncesinde tansiyonda hani olur ya biraz sakinleşmesi gerekiyor gibi bir şey diyebilir miyiz? Yani sonuca etki eden farklı faktörler de söz konusu mu? Tabii. Öncelikle kan şekeri dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey beslenme. Kan şekerinde beklenmeyen bir sonuç görüldüğünde hastanın en yakın olan beslenmesinin sorgulanması gerekir. En son saat kaçta yemiş ve o yemiş olduğu besin içeriği neleri içeriyor bunları sorgulamak gerekir. Kan şekerini hızlı yükselten besinlerin, diyabet için uygun olmayan besin gruplarının tüketilmesi anlık olarak şekerini yükseltmiş olabilir. Bunun yanı sıra hareketlilik ya da hareketsizlik hali kan şekerinde değişikliklere neden olabilir. Aç karnına fazla efor sarf etmek ve o anda besin tüketmemek kan şekerinin düşük çıkmasına neden olabilir. Bunun dışında ellerini yıkamadan ölçüm yaptığında besin artıkları parmak ucunda kaldığı için bu da sonucun yüksek çıkmasına neden olabilir. Bunların hepsini göz önünde bulundurmalıyız. Peki kan şekeri ölçüm sistemleri neler? Hani parmaktan alınması dışında uygulanan bir yöntem var mı? Kan şeker ölçüm sistemi klasik yöntem dediğimiz hastaların evde parmak ucundan glukometre cihazı dediğimiz cihazlarla yaptığı ölçümler. Klasik olarak bu yöntemi kullanıyoruz ama bunun yanı sıra sensör sistemi dediğimiz sürekli kan şekeri ölçüm sistemleri var. Bunlar hastanın kan şekerini 24 saat boyunca sürekli belirli aralıklarla ölçerek bize grafikler sunuyor bu cihazlar. Diyabet teknolojileri tabii ki gün geçtikçe daha da çok gelişiyor. Biz parmak ucundan ölçüm yaptığımız zaman sadece hastanın o anki şekerini görebiliyoruz. Ancak sürekli ölçüm sistemleriyle ölçüm yapıldığında an ve an iniş ve çıkış tüm dalgalanmalarını görebiliyoruz. Hangi dakikada şekeri yükseliyor, hangi saatlerde daha çok yükselme oluyor, hangi saatlerde düşme eğilimi oluyor, hareketlilik bunu nasıl etkiliyor, uyku halindeyken hastanın şekerlerinde bir değişiklik oluyor mu, hangi saatlerde yükselmeye başlıyor, bunları tek tek grafiklerle daha detaylı olarak görebiliyoruz.
O zaman biraz da şeyden bahsedelim dilerseniz. Diyabet tanısı konduktan sonra, burada tip 1 var, tip 2 diyabet var dedik. Beslenme modelleriyle ilgili neler uygulanmalı? Kan şekeri ölçümüne göre burada kişi neye dikkat etmeli? Nasıl bir beslenme modeli uygulamalı? Beslenme modelleri yine kişinin yaşam tarzına göre değişir. Kişinin güne başlama saati, akşam yatış saatine göre bir beslenme modeli planlanır. Bu beslenme modelini planlarken diyetisyenlerimizle birlikte yol alıyoruz. Kişinin günlük yaşam tarzı nasılsa kişiye özel bunların planlanması gerekir. Uzun süren açlıkların olmaması, yeterli enerjinin tüketilmesi ve uygun besinlerin tüketilmesi, kalori hesabına göre besinlerin tüketilmesi bizim için önemli. Çünkü öyle bir denge var ki fazla tüketim noktasında kan şekeri yükselmeye başlar, eksik tüketim noktasında da kan şekeri düşmeye başlar. Burada diyabete olan bireyin en çok dikkat etmesi gereken şey besin içeriğinin yeterli olması. Özellikle diyabetik ajan, insülin ya da ağızdan hap kullanan hastalarda yeterli öğün tüketilmediği takdirde hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşmeleri meydana gelebilir. Bunları önlemek için yeterli protein, yeterli karbonhidrat, yeterli posa şeklinde eşit bir dağılımla besin tüketimlerinin olması gerekir. Bu beslenme programları hazırlanırken de tabii ki diyabet kadar kişinin kilo kontrolünün de sağlanması gerekiyor. Eğer ki fazla kilosu olan bir birey ise amacımız hem kilo vermesini sağlamak hem de diyabete uygun beslenme planının oluşturulması yönünde olur. Ve aslında şunu da yine çok sık duyuyoruz. Beslenme rutininden sonra eğer insülin yükseliyorsa burada insülin alıp, insülin vurup sonrasında onu normal değere getirip tekrar tatlı tüketiminin arttığını da biliyoruz. Hani birçok kişi de böyle seyredebiliyor. Bunun uzun vadede ne gibi bir sakıncası var? Bunu da konuşalım isterseniz. İnsülin tedavisi alan hastalarda biz bir öğünde tüketeceği standart bir miktara göre, kan şekerine göre vermiş olduğumuz bir insülin dozu oluyor. Ancak bazen hastalar dediğiniz gibi biraz daha fazla porsiyon tüketmek ya da farklı çeşitlilikte bir ürün tüketmek için fazladan insülin uygulaması yapabiliyorlar. Bu ilerleyen saatlerde kan şekerinin düşmesine neden olabiliyor. O yüzden insülin dozunun değiştirilmesi, diyabet ekibine, diyabet doktoruna sorulmadan kesinlikle ek doz yapılmamasını söylüyoruz. Şekerin düşmesi daha sonra onun tekrar daha fazla yemek yeme ihtiyacına neden oluyor ve bu bir kısır döngüye giriyor. Şekeri düşüyor, yemek yiyor, şekeri yükseliyor. Şekeri yükseldiği için tekrar insülin yapıyor. O insülin dozu fazla geliyor. Bu şekilde bir kısır döngüye çevirebiliyor. O yüzden dozların doğru kullanılması için diyabet ekibine, diyabet doktoruna danışmadan insülin dozlarına müdahale edilmemesini söylüyoruz. Ve rutin kontrollerde aksatılmamalı değil mi? Rutin kontrollerimiz evet. Dediğim gibi 3 ila 6 ay arasında biz kontrol planlıyoruz. Ancak hastanın ihtiyacı doğrultusunda kan şekerinde düzensiz bir seyir var ise gerekirse haftalık, gerekirse aylık kontroller şeklinde takibimizi sürdürmemiz gerekiyor. Bunu hasta ile sürekli iletişim halinde kalarak sağlıyoruz. Burada da işte kan şekeri takibinin önemi çok fazla. Hasta kendini evde sürekli takip etmeli. Hangi durumlarda şekeri yükseliyor, hangi durumlarda şekeri düşüyor? Bunu anlayabilmemizin tek yöntemi ise evde kan şekeri takibi yapmak. O yüzden düzenli kan şekeri takibi hem diyabet ekibiyle iletişimi açısından önemli, hem de diyabetin yönetimi, diyabet görüşme sıklığımız ne şekilde olacak, bunların belirlenmesi açısından önemli. Kan şekerinin ani yükselip düşmesi nasıl bir riski beraberinde getiriyor? Kan şekerinin ani yükselmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Bunlardan bir tanesi beslenme, her zaman söylediğimiz. Glisemik indeksi yüksek bir besini tükettiğinde ani bir yükselişe neden olabilir. Bunun yanı sıra stres faktörü, bazen kontrol edemediğimiz stres faktörü araya girdiğinde ani bir yükseliş söz konusu olabilir. Burada yapılması gereken şey yüksek bir değer görüldüğünde belirli aralıklarla takibe devam etmek. Diyelim ki hasta şekerini 300 gibi bir değer gördü. Bir saat sonra tekrar ölçmek, bir saat sonra tekrar ölçmek.
Eğer ki şeker değeri kendi kendine düşme seyrinde ise kontrol altına alınıyor demektir. Ama peş peşe yaptığımız aralıklı ölçümlerde hala düşmüyorsa, hala yükseklik devam ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ani düşmeler ise genellikle enerjinin yani besin enerjisinin eksik alınması, aldığı tedavi ile aldığı besinin birbiriyle eşdeğer olmaması. Çünkü vermiş olduğumuz tedavinin karşılığında tüketmesi gereken belli bir kalori miktarı var. Eğer ki hastada gelişmiş ani bir iştah kaybı, bir bulantı, kusma gibi özel durumlar söz konusu olduysa bunlar şekerinin hızlı düşmesine neden olabilir. Bu tür durumlarda yani diyabete eşlik eden ek bir hastalık olması durumunda diyabet tedavisinin tekrar düzenlenmesi gerekir. Özellikle mide ve gastrointestinal sistem dediğimiz işte bulantı, kusma, bu tür hastalıklar, ishal meydana geldiyse eğer diyabet daha yakından takip edilmeli. Gerekiyorsa diyabet tedavisinin tekrar düzenlenmesi gerekir. Bu durumlar şeker düşmesine neden olabilir. Peki aile öyküsü olan çocuklarda tablo nasıl işliyor ve onlar ne zaman kontrole gelmeli? Ebeveynleri özellikle hangi hususlara dikkat etmeli? Ailede diyabeti olan çocuklarda ilk dikkat edeceğimiz şey aslında doğum anıyla başlıyor. Doğum kilosu bizim için önemli. 4 kilonun üzerinde doğum dediğimiz bebeklerde ilerleyen yaşlarda diyabet öyküsünün gelişme ihtimali vardır. O yüzden özellikle doğum ağırlığı 4 kilonun üzerinde olan bebeklerin ebeveynleri bu konuda uyanık olmaları gerekir. İlerleyen yaşlarda da çocuğun kilo kontrolünün düzenli takip edilmesi gerekir. Yani boyu, kilosu yaşına göre uygun devam ediyorsa riski minimuma indirmiş oluyoruz. Ancak boyu kilosu orantılı gitmiyorsa, hızlı bir kilo artışı varsa, çocuk obeziteye doğru gidiyorsa tabii ki gerekli taramalarının yapılması gerekir. Bunun yanı sıra çocuklardan diyabetin sık görülen belirtileri gözlemlenebilir. Mesela çok su içme, ağız kuruluğunun olması, sık sık idrara çıkmak, gece idrara çıkılması, kiloda sebepsiz yere ani kilo kayıplarının olması, bulantı, kusmaların olması, bunların arkasından diyabet aranması gerekebilir. Çocuklarda böyle belirtiler gözlemlendiğinde diyabet ile ilgili taramaların yapılması gerekir. Peki diyabet eğilimi olan kişilerde beslenme düzeni dediğimiz hani ani kan düşüşü, yükselişi istemiyoruz dedik. Mesela kahvaltı için söylediğimizde hani gece uzun süre bir açlık oluyor. Kahvaltıda hani şeker kullanımı ile ilgili nasıl bir kısıtlamaya gidilmeli? Şimdi şunu da görüyoruz, artık daha organik ürünler kullanılıyor. İşte elma suyundan yapılan reçeller mesela. Bunların da kahvaltıda tüketilmesinde bir sakınca var mı? Bununla ilgili ne dersiniz? Diyabeti olan kişiler rafine şekeri zaten tamamen hayatlarından çıkartmış olmalılar. O yüzden kahvaltıda şeker tüketimi dediğiniz zaman biz ilk önce çaylarına, kahvelerine kullanmış oldukları basit şekerleri ortadan kaldırmak istiyoruz açıkçası. Basit şekeri kaldırdığımız noktada gerçekten kan şeker ölçümlerinde ciddi düzelmeler olduğunu gözlemliyoruz. Ama bunun yanı sıra işte kahvaltıda bal, pekmez, doğal meyve püreleri, doğal reçeller, şekersiz reçeller, bunların kullanımı yine tamamen kişiden kişiye göre değişebilir. Yani diyabeti kötü seyirli olan bir kişide maalesef ki bunların hiçbir opsiyonu yoktur. Az miktarda tüketebilirsiniz gibi bir inisiyatif veremeyiz. Ancak diyabeti kontrollü olan kişilerde tükettiğinde kan şekeri fazla yükselmiyorsa sıklığı az olmakla beraber istisna olarak kullanılabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden eğitim hemşiresi Emel Nur Ulusoy'du. Bugün programımızda kan şekeri ölçümünü konuştuk. Bunun diyabet yönetimindeki yerinden bahsettik. Diyabetle ilgili risk faktörleri ve tedavi seçeneklerini de yine programımızda konuştuk. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.